Şahabettin Tuğrul, her ne hak ettiyse akıbeti o olacak. Tapınakçılarla işbirliği yapan hain her kimse, onu kalenin burçlarından sallandıracağımı bizzat ben kendim söylemiştim. Bu bozok iti babasının ölümünü sorup durdu. Gün doğdu, geceleyin beyimizin çadırının yarılmasından bahsedip bir saldırıyı ima edince... Bu bozoğun kulağına kim bilir kimler neler fısıldamıştır dedim. Veba. Kendini ve oğlunu koruman lazım bu illetten. Bu illetin dermanı yoktur. Tecritten başka çare yoktur. Bende var. Bunu her gün içeceksin. Ben Kardinal Thomas, Papalık'tan geliyorum. Taşıdığınız soylu kana yaraşır bir şekilde sizi ağırlamak, elimden geldiğince hizmet etmek isterim. Gidelim mi şehzadem? Buyurun. Bugün Elaziz, obanızda veba var diyerek Berat'ı yırtıp attı. Şahabettin'in akıbetini mutlaka öğrenmemiz gerek. Atabey Yiğit'le Turgut'a ulaşmamız için de, yurt meselesini çözmemiz için de bize yardım edebilecek tek kişi. Onu Haçlı kefelerinin insafına bırakamayız. Benim için birini bulup buraya getirmen gerekiyor. İsmi Ertuğrul. Beni iyi dinle. Halep sokaklarında ne kadar kulağın, ne kadar gözün varsa hepsine haber sal. Şu Atabey Şahabettin Tuğrul'un akıbetini öğrenmemiz lazım. Yiğit'le Turgut'tan bir haber var mı Ertuğrul? Bir şey mi oldu kardeşime? Tapınakçılar. Onlar esir almış. Sevgili yeğenim, işte sonunda buradasın. Sizleri çok özledim amcacığım. Ama benim tatlı kız kardeşim hala ortalarda yok. İyiyim. Ben Atabey Şahabettin Tuğrul'un özel hizmetçisiyim. Ah!
Ne istiyorsun? Kendine gel Gündoğdu. Bu adam benim emmi dediğim, şahımızın da kan kardeşim dediği adam. Ama o ne yaptı? Şahımızın canına kastetti. Ne diyorsun sen Gündoğdu? Ben Süleyman Şahımızı Bayburan'ın kudurmuş oğlunun öfkesinden kurtarmaya gittim. Bozoktu o gece beyimizin otağına giren. Yarım kalmış işini tamam erdirmesin diye peşinden gittim. Hoş geldin Ertuğrul. Kaç sokaktan beri senin gelişini muştular bizim deliler. Atabey'i zindandan kaçırmamız gerek. Ben Şahabettin Torun'un özel muhafızlarındanım. Bana derecesi yüksek etkili bir zehir temin etmemi emretti. Emir gereği kabul ettim. Kayılardan gelen elçiyi öldürmeye kalkanları Atabey ile birlikte çarşıda gördüm. Atabey onlara kese içinde bir şeyler veriyordu. Allahu alem altındı verdiği. Ben tüccarım. Atabey beni zorladı. Antakya Haçlı Kontluğundaki ticari işlerinde perde olarak beni kullandı. Leyla gibi genç bir kızımız yaralı. Hafsa elinden geleni yaptı ama yarın durumu kötüye gidiyor. Şifa Allah'tan. Sarayın hekimi bir baksa belki faydası dokunur. Elbette. Ben yarın hemen haber veririm. Kızcağızın durumu acildir abla. Bir anda yerde yatıyordu. Titremeye başladı. Ağzından köpükler çıktı. Zehirlenmişti. Tabii ki kollarında öldü. Bize haber vermekle iyi etmişsiniz. Yara iltihaplanmış. Durumu çok iyi değil. Sarayda itinayla bakılıp özel ilaçlarla tedavi edilmesi gerekiyor. Elbette. Saraya götürelim. Madem durum bunu gerektirir. Hadi içeri girelim. Allah yardımcılar olsun. Amin. Siz hazır mısınız bakalım yolculuğa? Hazırız beyim. Hazırız. Ben Oğuzların Bozok kolundan Kayboynu Bey Süleyman Şah. Halep emiri Gıyasettin Elaziz'in boyuma verdiği yurda gideriz. Biz Elaziz'in emriyle buradayız. Sizi şehrin içine almamamız ve Halep topraklarından çıkana kadar refakat etmemiz talimatı verildi.
yapacağız beyim? Geri mi döneceğiz? Artık geri dönmek uygun olmaz Deli Demir. Oba çoktan göçe başlamıştır. Bir de onları telaşa vermeyelim. Rahman. Buyur beyim. Buralarda konaklayabileceğimiz bir yer var mıdır? Araştırın bakalım. Yahya, gel benimle. Şimdi ne olacak baba? Halep'e gidemeyecek miyiz? Sen endişe etme aslanım. Er geç Ertuğrul abinden bir haber gelir. O zaman öğreniriz işin aslı nedir. Ne umarak düştük yollara, ne bulduk Aymen'e. Kesin Turgutların başına bir hal geldi. Ağzından yel alsın kızım. Sakın evham yapma. Kayının yiğit hatunları bir dağ gibi muhkem duracak ki kayının yiğit erleri dağ aslanı gibi kükresin. Haymon'la doğru söyler ay kız. Bir aksilik olsaydı mutlaka Ertuğrul bize ulaşırdı. Ben de bilirim anamızın doğru söylediğini. Ama bu sefer bir Allah'a ısmarladık bile diyemeden gitti Turgut. Yüreğimdeki sıkıntı ondandır. Ah benim yiğit kızlarım. Gönlünüz ferah tutun. Onlar ne darplar ne harplar atlattılar. Zorda da olsalar, darda da olsalar mutlaka geleceklerdir. Kim var burada? Turgut. Turgut'um. Turgut. Ne işin var burada? Ay kızım. Ne işin var senin burada? Evladım. Duyduğun sesler gerçek değil. Onlara kapılıp gitme. Duyduğun her kimse şu anda seninle burada zindanda değil. Verdikleri zehrin etkisinden kurtulmalısın. Nasıl? Nasıl? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Hak dost, gayrısı boş.
Sana verdikleri yalandan kaç. Hakikate sığın. Ne yapmalıyım? Bana iştirak et evladım. Fâlemennehu. La ilahe illallah. 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 La ilahe Yolumuz zorludur. Menzilimiz bize mutluluk getirecek inşallah. Hadi hatun, yüzün gülsün biraz. Evladımız doğduğunda anasını asık suratlı mı görsün istersin? Heh, şöyle. Ne de olsa yeni yurdumuzda doğuracaksın evladımızı. İnşallah. İnşallah. Halep bize huzur getirecek. Beyim, son bir diyeceğin var mı? Beni hain olarak anmayın. Her ne yaptımsa ümmetin selameti için yaptım. Kur'an rehberim, Allah şahidimdir. Başım diktir. Davam haktır. Bu dava uğruna ölmek varsa, ha uykuyla, ha baltayla. Şahabettin'in kaçmasına izin vermeyin!
Tansu ne oluyor burada? Merak etmeyin Emir Hazretleri. Bütün sokaklarda nöbetçiler var. Hiçbir yere kaçamazlar. Sonunda Nazır. En nihayetinde tekrardan yuvamızdayız. Efendim, sıcak ve güvenli yuvamıza bile sızan yılanlardan bahsediyoruz. Bunu asla unutmamalıyız. Lütfen balkondan biraz uzak durun. Emir Hazretleri, bugün bir okçunun başımıza neler açabileceğini gördünüz. Balkonda açık hedef olabilirsiniz, Allah muhafaza. Bizim kıymetli mücevherimiz, biricik halebimize neler oluyor Nasır? Thank you.
Hay kavuşturanın kurbanı. Gözümün önünde insanlar öldü. Dayım Şahabettin kaçırıldı. Bir grup ne diye belirsiz herifler şehrimi ayaklandırdı. Ertuğrul'a yardım edenler kim Nazır? Şahabettin'in işbirliği yaptığı haçlı kılıç artıkları. Onların parayla tuttuğu kiralık katiller. Yemledikleri sokak serserileri. Müslüman kimliği altında kendilerini gizlemiş kafirler. Bugün hepsi sizin karşınızda birleştiler. Onları bulup getir Nazır. Onların can çekişerek ölmelerini kendi gözlerimle görmek istiyorum. Siz hiç merak buyurmayın efendim. Yine de çok dikkatli olun. Hainler her tarafımızı sarmışlar. Şahabettin bile onlardan biri olduğuna göre varın gerisini siz düşünün. Hiç ummadığınız kişiler düşmanlarımız olabilir. Hiç ummadığınız kişiler düşmanlarımız olabilir. Hayırdır abi? Hiç. Seni merak ettim. İyi misin Leyla? İyiyim. Lakin sen pek iyi görünmüyorsun. Betim bezin atmış. Bir sıkıntın mı var? Gayet iyiyim. Benim güzel kardeşim. Gayet iyiyim. Bu kimdir? Yaralı bir kız. Hekim efendi refakate ihtiyacı var deyince gönlüm razı gelmedi. Ben alakadar olayım istedim. Hem Allah'ın izniyle iyileşince Leyla'ya da arkadaşlık eder. Peki iyi yapmışsın dedi. Lakin bu havadis beni şaşırttı. Malum benim güzel kardeşim uzun yıllardır yabancılardan uzak duruyor. Keşke elimden başka türlüsü gelse de sizi üzmesem abi. Öyle deme evladım. Leyla iyileşmek için gayret sarf ediyor. Aklını böyle endişeler sokmayalım. Haklısın dedi. İnşallah bu kızcağız bir an evvel iyi olur. Pek de güzelmiş maşallah. Maşallah, maşallah. Leyla, Gül-i Ruhsarım, seni böyle gayretli görmek beni çok mesut etti.
endişelendirdin beni. Dadı. Dayımı az kalsın gerçekten öldürüyorlardı. Ama sonra o ortaya çıktı. Size şükranlarımı sunarım. Benim için belanın ortasında daldınız. Boş ver beyim. Biz Türkmen taifesinin bir lafı vardır. Sen de bilirsin. Deveciyle ahbaplık eden kapısını da ona göre yaptırırmış. Şahabettin ve onu kaçıran adamları bulamadık. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdiler. Her sokakta, her köşe başında adamlarımız olacak. Bilhassa dergah, sahaf gibi Ertuğrul'un girip çıktığı yerlere dikkat edin. Şehrin kapılarına da fazladan nöbetçi koyun. Ne olursa olsun Halep'ten dışarı bir adım bile atmamalılar. Anlaşıldı mı? Afşin Bey'den haber var mıdır? Sen de Afşin Bey'i tanıyamadın mı beyim? O istemedikçe ondan haber haber gelmez. Şimdi de ak gömleğini kuşanıp keferenin kalbine girmiştir. Gayrı Frengistan'dan mı çıkar, Acem illerinden mi meçhul? Tanrı kapısından ne istersin yabancı? Ahlat ağacının gölgesinde serinlemek isterim. Afşin Bey. Saltuk kardeş. Sensin. Gel, içeri gel. Anlat bakalım Saltuk kardeş. Darül Harp'te günler nasıl geçmekte? Nasıl geçsin beyim? Bu putların arasında. Sabahtan akşama Ali İmran suresini okuyup dinimizi muhafaza etme gayretindeyiz. Kader gayrete aşıktır Saltuk kardeş. Gün gelir çektiğin zahmet rahmete dönüşür. Yoksa bana Ahlat'tan hayırlı haberler mi getirdin? Uluların kutsal çağrısı için vakit erişti mi yoksa? Yok Saltuk kardeş, daha vakit gelmedi. Lakin şimdi çok önemli bir göreve sırtlanman gerekiyor. Buyur beyim, emrin can baş üstünedir. Amanos dağlarındaki tapınakçıların kalesinde bizden birilerini tutuyorlar. Ne vaziyette olduklarını görmek için içeri girmem lazım. Bir çare var. Çok güzel oldu. Tam bir prense benzedin. Beğenmedin mi kıyafetini? Hayır, çok beğendim. Yine Turgut abini mi düşünüyorsun? Ancak o beni babam ve ablama götürebilir. Tamam. Senin için amcamla konuşurum. O Turgut abinin nerede olduğunu kesin biliyordur. Hayır. Sakın ona sorma. Yoksa beni de onun yanına koyarlar. Peki sen yerini biliyor musun? Burada. Kalede. Ama ona çok kötü davranıyorlar. Aslında Turgut abim istese hepsini dövebilir. O çok güçlüdür. Ama... Ama ne? Ama şövalyeler onun ellerini ve ayaklarını bağladılar. Belki Turgut abim çok büyük bir kabahat işlemiştir. O yüzden oradadır. Asla. Turgut abim beni korumaktan başka hiçbir şey yapmadı. Thank you.
kılıklı bir adam gördünüz mü? Sizin önünüzden geçen adamı diyorsun. O şu tarafa gitti. Ben yukarı çıkayım beyim. Dükkanı boş bırakmamak gerek. Kem gözler şüphelenmesin. Benim delilerden bir haber yok. Sen delilere bir sorsana. Ne haldeler? Bir haber var mı? Ben seninkilerin gözlerini gördüm beyim. Onlar hala dışarıda adam tepeliyorlardır. Sen içini ferah tut ama ben yine de bir sorup soruşturayım beyim. Bu tapınakçıların tek derdinin beni sizin sarayınızda öldürmek olmadığı belli. Bunların sizin üzerinize kurmak istedikleri oyun nedir? Onların derdi benle değil. Halepli. Haçlılar Kudüs'ü işgal edince bu tapınakçılar denen güruh peydah oldu. Önce papayı, sonra bütün Hristiyanları kandırdılar. Kendilerini Kudüs'ün yegane muhafızları olarak kabul ettirdiler. Binlerce insandan altın ve arazi topladılar. Ama sonra Allah'ın keremi ve izniyle Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedince kimse bunların laflarına kulak asmamaya başladı. İşte onlar da şimdi kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanmaya çalışıyorlar. Etrafa zehir saçmaları, ortalığı karıştırma gayretleri bundandır. Bırakın onlar oyunlarını kursunlar. Zor oyunu bozar deriz ya her zaman. Önce sizin üzerinize atılan iftiraların pisliğini temizleyeceğiz. Sonra da hiç beklemedikleri anda onları vuracağız. İsa aşkına. Tam Şahabettin'den kurtulduk derken şu olanlara bak. Bir iz bulabildin mi? Hayır. Ama Alev'in her yerinde arıyorum. Elbet bulacağım onu. Onu da, onu kurtaran yabanileri de elbet bulacağım. Ya Elaziz? Yeterince korktu mu? Korktu. Onu öldürmek isteyen hainlerden kaçıp odasına saklandı. Ancak sonra... Sonra? Halinde bir gariplik var. Ziyaret etmeyi ihmal etme. Ertuğrul Bey'imiz nerededir? Yerin altında. Hadi gelin gelin. Bilirsin beyim. Kavga dövüş gördü mü? Çayır çimen görmüş kuzu gibi debişmeye doyamaz. Takip edilmediniz değil mi? Biz takip edilir miyiz beyim? Bizim ardımızda da bir çift göz vardır evvelallah. Bamsı doğru söyler beyim. Bizi takip edecek olan adamların kollarını, bacaklarını, ayakları da kırdığı için... Yarın sabah mühim bir vazife görmeniz gerek. Nasır bugün gezdimetin etkisiyle her şeyi yapmayı göze alabilir. Yarın sabah dergaha gidip... Halime'yi ve Şehzade'yi oradan çıkarmanız gerek.
Kimmiş? Neyin nesiymiş bu kız dadı? Dergâhta misafirmiş. Başına neler gelmiş hiç bilmiyorum. Lakin yarası cerahatlenmiş. Hekim de sarayda tedavi edilmesi gerekir deyince alıp getirdim buraya. İyi de neden benim odama getirdin dadı? Zavallının teki bir kızım. Sana arkadaşlık eder diye umdum. Leyla, bak eğer kızdıysan... Estağfurullah. Lakin bilmez misin ben kimseyle arkadaşlık etmem. Hele bir canını kurtarsın zavallı. Eğer istemezsen başka yere taşırız onu. Çok şükür iyisiniz. Olanları duyunca öyle endişelendim ki sizin için. Uygunsuz bir zamanda geldiysem affedin. Figen Hanım işiten. Nedir bu sada desin. Hal bilen ehli diller. Çektiği sevda desin. Silinip gitsin ismim. Elaziz anılmasın. Künyemizi okuyan bülbülü şeyda desin. Fevkalade. Bugüne kadar işittiklerimin en güzeli. Çünkü daha önce hiç tatmadığım hisler vesile oldu bu şiire. Hasretinizle perişanım. Gece el ayak çekilince... Hayır. Ben müsait olunca haber veririm. Hislerime yenik düştüm. Hadsizlik ettim. Bağışlayın efendim, izninizle. Ah Esma. Zavallı kızcağız. Beyim, ileride bir kervansaray buldum. Uzakta mı? Fazla uzak değil beyim. Bu geceyi kervansarayda geçireceğiz. Etraflıca düşünüp bir karar ver. Çok yoruldum beyim. Sen daha iyi bilirsin ama biraz dinlensen. Babasına göre daha sıcakkanlı olacak galiba. Gözlerine bakınca bir insan içindeki cevheri hemen anlarım. Ve bu konuda hiç yanılmam sevgili Petrucci. Kalede kendine bir arkadaş bulması fevkalade iyi oldu. Hem bizden ne kadar çok insan severse işimiz o kadar kolay olur. Thank you.
Sandıklar burada kalsın Markus. Keşişler gelmeden önce her şeyin hazır olduğundan bizzat siz emin olun. Bu altınları gördüklerinde güvenleri artacaktır. Onlara mahcup olmak istemeyiz. Emredersiniz efendim. Nasılsın güzeller güzeli yeğenim? İyiyim amca. Kalenin en yakışıklı erkeğiyle vakit geçiriyorum. Nasıl iyi olmam? Nasılsınız saygıdeğer prensimiz? Ben prens değilim. Ben Selçuklu şehzadesiyim. Haklısın şehzadem. Haklısın. Ama arada sırada böyle dil sürçmeleri yaşanabilir. Lütfen özürlerimi kabul buyurun. Isadora. Seni en son gördüğümde küçük sevimli bir çocuktun. Ama şimdi güzeller güzeli bir genç kız olmuşsun. Göz kamaştıran muhteşem bir değişim. Ben sizi maalesef hatırlayamadım Kardinal Hazretleri. Siz beni daha önce gördünüz demek. Güzel Isadora. Seni en son sevgili dostum Giovanni'nin elini sımsıkı tutarken görmüştüm. Şahabettin'i halledeceğim. Sonrasında da Ertuğrul senindir Titus. Öyle değil miydi? Ha? Nasır? Laf kalabalığı yapmayı bırak Titus. Sadede gel. Üstad'dan haber geldi mi? Geldi. Üstad esas taarruza başlamamızı istiyor. Sen büyük işler peşinde koşarken yarın bıraktığın işler ayaklarına dolanacak. Kastettiğin Şahabettin ve Ertuğrul'sa onlar burunlarını bile dışarı çıkartamazlar. Mahkemede satın aldığın, bülbül gibi şakıttığın o şahitler var ya, onları Ertuğrul'un tek tek avlamayacağını mı zannediyorsun? Halep'in bütün sokaklarına adamlarımı yerleştirdim diyorum. Ertuğrul'un gölgesi dahi çıksa anında tepesine bineriz. El Aziz öyle bir avcumuzun içinde ki, o şahitlerin hepsi bir araya gelse emir hazretlerimiz yine de bizi dinler. Neticede ben onun biricik kurtarıcısıyım. Eftelya da sevgili Esma'sı. Nasır, Nasır. Sen böyle konuştukça aklıma Kara Toygar geliyor. Umarım bunun akıbetine uğramazsın. Allah'u ekber, Allah'u ekber.
la ilahe illallah. Allah'ın zikrinin yükseldiği bir hane burası. Dervişler, buranın edebine uygun davranmadığınızı düşünüyorlar. Dervişler, kafirlerle iş tutan bir hainin kaçırılması hakkında ne düşünürler? Emir Hazretleri, işbirlikçilerin burada yuvalandıklarına inanmakta. Onları aramamıza engel olmayın, biz de zor kullanmayalım. Destur ya. Aşık isen can baş üzere gel beri, münkir isen bak kapıdan dön geri. Pirim. Söyle pirimin torunu. Kumandan Nasır geldi. Şehabettin oğlunuzu kurtaranlar olmuş. El Aziz evladımız da kulağına fısıldananlara kanıp Nasır'ı buraya yollamış. Ya. Endülüs'te çocuğun biri dayısıyla gayrimüslim bir değirmenciye buğday götürmüş. 100 okka buğday verip 90 okka un alacaklarmış. Değirmenci de böyle kantara hile karıştıran bir adammış. 80 okka tartıp doldurmuş bir çuvala. Çocuğun dayısı da adamdan hakkını istemiş. Sen ne biçim adamsın demiş. Aralarında bir tartışma başlamış. Sonunda gırtlak gırtlağa gelip kavgaya tutuşmuşlar. Çocuk ne yapacağını şaşırmış. Dayısıyla değirmenci oradan oraya savrulmuşlar. Çuvallar patlamış. İkisi de bembeyaz una bulanmışlar. Çocuk gitmiş, eline bir sopa geçirmiş. Dikilmiş adamların başına. Gavur hangisi? Dayım hangisi? Gavur hangisi? Dayım hangisi? Gavur hangisi? Thank you.
Allah kulunun zahirine bakar, batınını görür. Nice içi kafir, dışı Müslüman, dışı kafir, içi Müslüman vardır. Hak Teâlâ'nın Sûre-i Bakara'da buyurduğu gibi. İşte onlar hidayete karşı delaleti satın alanlardır. Fakat onların ticareti fayda etmemiştir. Onlar doğru yolu bilen kimseler de değildir. Ertuğrul Bey'imiz doğru söylermiş. Bu Nasır denen herif iyice kudurmuş. Halime bacıyla şehzadeyi buradan götürmemiz lazım. Onlar için de, dergâhtakiler için de en hayırlısı bu. Kolay gelsin Gündür. Selcan Hatun'u fazla yormayasın. İki canlıdır. Zaten yol zorlu. Sana mı kalmıştır bizim bebemizi düşünmek? Elbet yeğenimizi düşünürüz. Soyumuzun geleceği Gündoğdu sayesinde yürüyecektir. Hem ben bu ihtiyar halimle yeğenimizin bey olduğunu göremem ama... Sen yine nasıl bir oyunun peşindesin Kurdoğlu? Ah be evlat. Ne oldu, nasıl oldu da bana böyle kin tutar oldun bilmem. Elbet kan kardeşimin hastalığı sırasında obanın birliği dirliği için ben de sana söz söyledim. Hatta senin bana karşı çıkışına içerleyip kötü sözle söyledim. Ama seni bir başka severim Gündoğdu, bilirsin. Bu obaya bey olma sırası sendedir. Bunu ben de canı gönülden isterim. Hem zaten ben bütün bu olanları senin gençliğine verip sineye çekerim. Buyur. Bu bal pek değerli bir baldır. Selcan kızımız yesin, güçlensin. Yeğenimize de kuvvet olsun. Sağ olun. Yüzde adamdır şu Kurdoğlu. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Halime kızımız sarayda şu an emin ellerdedir Muman Efendi. Artık tez zamanda şifaya kavuşması için tevekkül ve dua vaktidir. Haklısınız. Lakin... Saray bu kadar keşmekeş içindeyken onu orada bırakıp gelmek biraz ağır geldi. Doğduğundan beri belki de ilk defa ayrı kalıyoruz. Tek dert bu da değil. Yiğit. Sizin yollarınızı bugün ayıran Allah günü geldiği zaman bir araya getirir elbet. Sıkmayın canınızı. Siz de tensip buyurursanız sizlerin selamıyla
saraya gitmek ve ablanızdan kızımı görmek için ricacı olmak isterim. Eyvallah. Emir Hazretleri, size bahsettiğim meşhur tüccar Ebu Hişam huzura çıkmak için beklerler. Çağır gelsin. Nasır'ın dedikleri doğru mudur Ebu Hişam? Akdeniz Havzası'ndaki bütün ticari ilişkileri bizim adımıza yürütmek mi istersin? Evet Emir Hazretleri. İsterim. Peki böyle bir imtiyazı sana niye vereyim? Halep Emirliği'nin tüm satılabilir mamullerini, tüm ticari gemilerini, tüm kervanlarını benim denetimime verin. Ben de sizin hazinenize giren parayı iki katına çıkarayım. Benim taahhüdüm budur Emir Hazretleri. Sen ne dersin Nasır? Ebu Hişam'a emniyet duyabilir miyiz? Elbette Emir Hazretleri. O bu dünyada görüp görebileceğiniz en dürüst kişilerden biridir. Senin güvendiğin adama ben de güvenirim Nasır. O halde Halep'in ticari hayatının bütün damarları artık avuçlarındadır Ebu Hişam. Şehzade nerede? Halime nerede Doğan? Haklıymışsın beyim. Nasır yanındaki adamlarla birlikte dergaha gelip bizi aradı. Yalnız Nasır da biz de dergahtan eli boş döndük. Ne dersin Doğan? Sözünü açık söyle. Yoksa Halimeler kaçtı mı? Hayır beyim. Lakin biz dergahta yokken Halime bacının yarası ağırlaşmış. Dergâhtakiler de saraydan bir tanış bulup hekime göstermişler. Netice nedir, netice? Beyim, Halime Sultan sarayda. Gönlünüzü ferah tutun. Ne zaman isterseniz buraya gelebilirsiniz Numan Efendi. Siz onun böyle olduğuna bakmayın. Halime kızımız bir iki güne kalmaz ayaklanır. Ümmül Hayr Hanım, size çok müteşekkirim. Halime kızımızın babası Numan Efendi. Öyle mi? Şerefiye buldum efendim. Ben de misafirimizin durumunu sormak hem de güzel kardeşimi ziyaret etmek için gelmiştim. Merak etme. Misafirimizin bir kuş sütü eksik. Onu bizzat kendi odamda ağırlıyorum. Daha ne yapabilirim?
benim güzel ve hırçın Leylem. Seni bir kez olsun mütebessim görebilmek için ben ne yapabilirim? Mesela dayımın akıbetini söyleyebilirsiniz Emir Hazretleri. Eğer biraz vaktiniz olursa sizinle sohbet etme şerefine nail olmak isterim. Sizin kızınızı görmek için Halep'i böyle arşınlamanıza benim gönlüm razı değil. Size sarayda bir oda mı tahsis etsem? Hem Halime kızınızla nekat dönemini atlatana kadar her daim babasının yanı başında bulabilse. Zahmet buyurmayın Emir Hazretleri. Ne zahmeti? Estağfurullah. Hoş geldiniz muhterem peder Daniel. Şehzadem. Dergâhtan saraya gittiğinizi söylediler. Sizi çok merak ettim. Biz iyiyiz. Merak etmeyin. Siz nasılsınız? Halime'nin durumu nasıl? Şuur hala yerinde değil. Şehzadem. Sarayın içinde dönen dolapların Halime'nin bedenindeki yaradan daha tehlikeli olduğunu siz benden daha iyi bilmez misiniz? Onu nasıl böyle bir ateş çemberinin içine attınız? Haklısın Ertuğrul. Fakat Halime'nin durumu çok vahimdi. Hem az evvel Ali Aziz'le konuştum. Halime'nin şifa bulması için son derece ihtimam gösteriyorlar. Sanırım bir süre orada kalması en doğrusu. El Aziz kötü niyetlerin elinde bir oyuncaktan başka hiçbir şey değil. Kendinizi de Halime'yi de bir meçhule atıyor olabilirsiniz. Hem gerçek kimliğinizi öğrendiklerinde neler yapabileceklerini düşünmek bile istemem. O saray tehlikeli bir yılan yuvası. Halime'yi de kendinizi de oradan çıkarmanız gerek. Bana inanın. Sana inanıyorum Ertuğrul. Yarın bir şekilde El Aziz'i atlatıp bu işi halledeceğim. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Siz tasalanmayın şehzadem. Gördüğümlerin hepsi en yakın zamanda çözülecektir.
Elazığ'ın kafasını kurcalayan biri var. Elazığ'ın kardeşi Leyla'nın odasında kalıyor. Adı Halime. Nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyorum. Ama Elazığ'ın sırf o kızı görmek için Leyla'nın odasına gittiğinden eminim. Emin misin Eftelya? Gözlerimle gördüm diyorum sana. Kızın babasıyla Leyla'nın odasından birlikte çıktılar. Adama sarayda oda tahsis etmeyi teklif etti. Takibi ihmal etme. Nefesin her zamanki gibi Elaziz'in ensesinde olsun. Onun avucumuzun içinde olmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok. Zamanı bir şey mi demek istiyorsun? Atabey'in mahkemesindeki yalancı şahitleri konuşamaz hale getirmemiz lazım. Sen bu gece Şahabettin'in eski muhafızını sarayda hallet. Gerisini biz çözeriz. Sen muhafızları hallolmuş bil. Benim şimdi gidip biraz açıklarda boğulmadan onu kurtarmam gerek. Beni mi arıyorsunuz? Yemekler Leyla Sultan'ın mıdır? Evet efendim. Bana ver, ben götürürüm. Siz nasıl isterseniz. Buyurun efendim. İlk hamle için aklınızdan geçen bir şey var mı Atabey'im? Tek bildiğim bir an evvel aklanmam. Ve bunu Elaziz'in gözleri önünde yapmam gerektiği. Benim aklımdan bir fikir geçmekte Atabey. Mahkemede sizin aleyhinize şahitlik yapanlardan bahsetmiştiniz. Eğer onları ele geçirip kulaklarına o iftiraları kimlerin fısıldadığını söyletebilirsek. Hay aklında bin yaşa Ertuğrul. Bu oyunu biz bozacağız Kayı Ordusu'nun alpleri. İlk önce Atabey Şahabettin Tuğrul'u, ondan sonra da obamızın yeni yurdunu kurtaracağız. Senin elin Halep'in dört bir köşesine uzanır Aykutluk. Peki. Sarayın içine de uzanır mı ellerin? İçeri sızacak birkaç deli vardır beyim. Kastım o değildi Aykutluk. Bizi içeri sokabilir misin? Benden bütün Halep şehrini istesen daha kolay olurdu beyim. Zor. Çok zor. Zor. Ama imkansız değil. Öyle mi? Öyledir beyim. Öyledir.
geçmiş olsun Ümürayir dadı. Kimdir bu hasta kızcağız? Tanrı misafiri kızım. Kimlerdendir daha önce hiç görmedim. Tanrı'nın oğlu orada kanlar içindeydi. Başındaki dikenli taç onun için Roma İmparatoru'nun altın tacından daha kıymetliydi. Çarmıha gerilirken bile, o anda bile tüm inananların günahlarının affı için etini ve kanını feda ettiğini söylüyordu. Siz de o topraklara varıp Mesih'in aziz hatırası önünde diz çöktüğünüzde kafir Müslümanlar tarafından işgal edilen Kudüs'ümüzü tekrar kurtarmak için dua edeceksiniz. Biz de Aziz Mesih gibi kanımızı ve etimizi feda etme imkanına kavuşmak için burada Tanrı'ya yakarıyor olacağız. Kardinal Hazretleri Thomas, kutsal babamızın yanından gelip bizim bu ücra kalemizde tapınakçı kardeşlerini şereflendirdi. Peder Daniel'le tanışmanızı çok isterim Kardinal Hazretleri. Onun coşkulu vaazları pek çok günahkarın Mesih'in yoluna girmesini sağladı. Sözün gücü her şeyden daha önemli. Kutsal kitabımızın da söylediği gibi önce yalnızca söz. Lütfen efendim. Beni mahcup ediyorsunuz. Siz varken tüm kelimeleri yutmak dışında başka bir şey yapamayız. İnanın. Kutsal haç yolculuğuna çıkan bu inanmış kardeşlerimiz için siz de birkaç kelime etmek istemez misiniz Kardinal Hazretleri? Hepiniz bu kutlu yola çıktığınız için takdis edilmiş ruhlarsınız. Hoş geldin. Hiç gelmeyeceğini sanıyordum. Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Sevinmem mi hiç? Neden çağırdın peki? Sence niye çağırmış olabilirim? Umduğum bir şey var ama sen bizi beğenmezsin tabii. Neticede bir Halep emiri değiliz. Sen nereden biliyorsun bunu? Şahabettin, yeğeninin yanına kimin girip kimin çıktığını takip ettirmez mi sandın?
Şahabettin de biliyor muydu? Hayır. Neyi ne zaman kime söyleyeceğimi bilirim ben. Atabey'in yargılanmasında bunu görmüş olmalısın. Aferin. Akıllı adamları severim. En azından hızlı bir ölümü hak etmiş olurlar. İzin verin evladım, içerideki günahkar ruhlara, Tanrı'nın kuzusu, İsa'nın merhametinden bir parça vermek isterim. Mesih'in yaraları iyileştiren o şifalı nefesi, bu acı çeken kalplere değsin isterim. Fakat üstadımızın kesin emri vardır. Dışarıdan kimse bu zindana giremez. Ben dışarıdan biri değilim ki evladım. Biz hepimiz aynı ışığın etrafında uçuşan pervaneler değil miyiz? O ışık şu karanlık zindana düşsün istemez misiniz? İzin verin evladım. Lütfen siz kalıp misafirlerimizle sohbete devam ediniz kardinal. Sevgili dostum Petruccio, bu hoş sohbetimizi bırakıp nereye gittiğinizi doğrusu çok merak ettim. Küçük bir işimiz var. Döndüğümde kaldığımız yerden devam ederiz. Nereye gidiyoruz efendimiz? Zindana. Zindana gidiyoruz. Ey günahkar ve acılı evladım. Tanrımızın krallığından, göklerdeki babamızdan sana müjdeli haberler getirdim. Var git yoluna papaz. Tezgahını başka yere kur. Ben sizin pazarınıza gelmem. Tanrı'nın yolundan yürüyenlere yaklaşırsan pişman olmazsın evladım. Aferin be. Senin ne işin var burada? Şimdi konuşacak zaman değil Turgut. Acılar içerisindesin. Biliyorum. Kısa zamanda seni buradan çıkaracağız. Tanrı seni affetsin evladım.
Hayrola? Böyle kukumav kuşu gibi ne düşünüp durursunuz? Beyimize belli etmek istemedik. Ama Halep'e sokulma işimiz, içimize işlediğimiz usta. Kayı'ya bunca zevalin gelmesi hayra alamet değil sanki. Alpler de bundan efkarlıdır. Bre gafiller. Hadi kendinizi bilmezsiniz. Beyimizi, Süleyman Şah'ımızı da bilmezsiniz. Ama alp demenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Alp dediğin yılgınlığa düşer mi? Eğmeyin başınızı. Kaldırın yukarı. Hele hepiniz etrafımda toplanın bakalım. Hep bebeleri anlatacak değiliz ya hikayeleri. Bu kez de siz gibi koca koca adamlara nasipmiş. Alplerin piri, yiğitlerin serdarı Hazreti Ali'nin hikayesini anlatayım size. Zamanın evvelinde Hayber namıyla maruf bir kale varmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oturduğu Medine kentinin yakınında bir kaleymiş. Bu kalenin komutanları şere taraf kalpleri kararmış insanlarmış. Peygamberimize inanmayıp müminlere diş bilerlermiş. Hatta Hendek cenginde Müslümanlara karşı saf olup harbe girmek cüretini bile göstermişler. Vay kansızlar. Gel zaman, git zaman. Cenkler bitmiş, ortalık yatışmış. Efendimiz Müslümanları arkalarından hançerleyen bu kara adamların diyarına akın etmek istemiş. Adı güzel, kendi güzel Muhammed'in kara sancağını kapan mücahitler dayanmışlar kentin kapısına. Lakin kale geçit vermez, sarp bir yermiş. Muhkem surları aşılmazmış. Bir daha denemişler, bir daha denemişler. Olmamış. Boynu bükük, sunak kuşu gibi kara sancağı dürüp Efendimiz'e iletilmiş. Efendimiz çaresizlikle boyunlarını eğmiş müminleri görünce bu sancak sahibine teslim edilmeli demiş. O zaman fetih mukadderdir. O sahibi ki cenkten geri durmaz, yaradandan umudunu kesmez demiş. Ve sancağın sahibini huzuruna çağırmış. Kimi çağırtmış Demir Usta? Elindeki kılıcı yaradanın ismiyle savuran alplerin piri Hazreti Ali. Ali huzura çıkmış. Efendimiz buyurmuş. Hayber'e git al ya Ali demiş. Atın ayağı tez. Ozanın dili çevik olur. Lafı uzatmayalım. Yürümüş Allah'ın aslını Hayber'in üstüne. Ne o muhkem surlardan ürkmüş ne de Adem ejderhası gibi soluyan gavur askerlerinden. Dayanmış kalenin kapısına, yaradana sığınıp öyle bir omuz atmış ki o orduların yıkamadığı kale kapısı çürümüş bir kütük gibi ayağının ucuna düşmüş. Şehri almışlar. O kara sancağı da
Hisar'da nazlı nazlı dalgalandırmışlar. Velhasıl kelam, Halep şehrinin kapısını bize açmayan da Allah, orduların yıkamadığı Hayber Kalesi'nin kapısını Ali'ye açan da Alp o adamdır ki yenilince yerinmesin, kazanınca övünmesin. Zafer ile değil, sefer ile yükümlü olduğunu bilsin. Her zaman Yaradan'a sığınıp gayretten geri durmasın. O zaman, o zaman alt namını taşıyana, şehrinde, kaleninde, kalplerinde kapısı açılır. Bu böyle biline atlar. Bu böyle biline. Sizin şahit, şu muhafız olan. Onu bir daha yalan söyleyemeyecek durumda bulmuş bizim deliler. Nasır. Tez davranıp diğer şahitlere onlardan önce ulaşmamız gerek. Hadi kalkın kayı obasının harpleri. Şu Yahudi tüccar. Onu ben her halükarda saklandığı delikte bulurum. Siz de bu eski meyhaneciyi halledersiniz Ertuğrul Bey. Hadi. Şu an Halep'te herkesin gözü sizin üzerinizde. Burada durmanız daha iyi olur. Hadi bismillah. Efendi Nasır'dan sana haber getirdim. Ona daha önce de söyledim. Kapatılan meyhanemi açsanız kafiyedir. Beklediğim tek şey, ekmek kapımı kapatmasının intikamını o Şehabettin denen eğlence düşmanından almış olmak. Göze aldığım tehlike karşılığında meyhanemi yeniden açmak istemek çok büyük bir ödül olmasa gerek, değil mi? Efendi Nasır'ın sana haberi ödülün ile alakalı değil, ölümün ile alakalı. Edelim de Aykutluk zamanında yetişmiş olabilsin. Sevgili dostumuzun ölmeden önce tüm mal varlığını
tapınakçılara bağışlama kararı aldığından haberin var mıydı? Belki de çarmıhın günahını bu şekilde affettirmeyi düşünüyordur dostumuz. 1200 yıllık faizi de düşünürsek ödediği bedel gayet makul. Ne yaptın? Hallettin mi? Evet efendim. Fakat ben o meyhaneciyi halledip dışarı çıktıktan sonra o Türkmenler, Ertuğrul ve adamları içeri girdiler. Seni gördüler mi? Hayır efendim. Kimseye görünmeden buraya kadar koştum. Ve bir an önce size haber vermem gerektiğini düşündüm. Güzel. Şimdi güvenilir adamlardan bir takım oluştur. Şunun cesedini de alın, dükkanında bekleyin. Sonra gel tekrar beni bul. Ertuğrullar geldiğinde onlara güzel bir karşılama hazırlamış olalım. Ne dersiniz? Titus, hadi gidelim. Bu akşam yapacak daha zevkli işlerimiz var. Yapamadık. Yetişemedik. 3 ayda da ulaşamadık. Şimdi ne olacak? Bizim hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde bir hayır vardır. Onların kazandıklarını düşünmeleri daha iyi. Bırakalım bu fikir onlara rehavet versin. Sen saraya girişimizi ayarlayabilir misin Aykut? Ayarladım beyim. Lakin çok tehlikeli. Havur'dan saraya girmişsin, ha canavarın koynuna girmişsin. Kazasını belasını göze alıp bu yola çıkmalıyız. Başka kurtuluş yok. Hem herkes üzerine düşen vazifeyi yaparsa bir sorun olmayacaktır. Bana güven. Ne diyor dadı? Kimin adını sayıklıyor? Yol boyunca da hep aynı adı sayıkladı. Çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Lakin birinden Yiğit'i kurtarmasını istiyor. Allah yardımcısı olsun. İnşallah kendi de sevdikleri de ferah çıkarlar. Doğan kardeş,
Beyimizi yalnız koyduk. Vallahi o içime dokunur. Pusta ıssız da yalnız kosak o kadar huzursuzlanmazdım. Canına yandığım şehri. Her deliği ayrı bir ağlı dil. Beyimiz başının çaresine bakar Bamsı kardeş. Sen illa dertleneceksen obamız göçe başlamıştır. Onlara yurt diye nereyi göstereceğiz ona dertlen. Turgut kardeşimiz keferenin elindedir. Ona dertlen. Ay kıza bunu nasıl deriz? Ona dertlen. Vay başıma gelen. Vallahi ben diyemem. Ay kız bacımın üzüntüsüne dayanamam. İşler yoluna girecek Bamsı kardeş. Allah büyüktür. Doğru söylersin Doğan kardeş. Ay kız bacım metanetlidir hem. O öyle ahvah edip dövünecek biri değildir. Şu işin hakkından bir gelelim hele. Sonrasını düşünürüz. Geçirin şunları üstünüze yiğitler. Gidiyoruz. Uyan bacım, uyan. Turgut. Tamam geçti, geçti. Rüyaydı sadece. Gökçe. Gökçe. Turgut'um iyi değil. Biliyorum. Şu andan biliyorum. Turgut'un başında bir bela var Gökçe. Turgut iyi değil. Gece gibi sessiz olacağız. Çıt çıkarma. Yavaş yavaş. Elhamdülillah.
Allah göstermesin Ertuğrul'a bir şey olup da Berat ulaşmamış olsaydı böyle olmazdı beyim. Bu iş kendini bilmez muhafızların yaptığı işe pek benzemez. Belli ki Halep'te bilmediğimiz bir haller var. Bizim şehre girme işimizin nedenini öğrenmemiz lazım. Oba göçe başlamıştır. Bizim eli kolu bağlı burada durmamız olmaz. Halep'e girmenin bir yolunu bulmak lazım. Eğer izin olursa beyim, yarın bir başıma ben gireyim. Bakarsın bu sefer muhafızları aşarız. Bu dediğim pek mümkün görünmüyor ama denemekten de başka çaremiz yok. Ben giderim. Tabii müsaadeniz olursa beyim. Halep'te neler döndüğünü bilmiyoruz. Seni bir bilinmeze yollamak olmaz. Siz daha iyi bilirsiniz beyim ama bir başına genç bir kızdan kimse şüphe duymaz. Başka bir boydan olduğumu, annemin hastalığına derman aramak için şehre geldiğimi söylerim. Eğer izniniz olursa ben de Aykız'a yoldaşlık etmek isterim. Hem birlikte daha temkinli oluruz. Kayanın kadınları yeri geldiğinde erleri kadar cesur, Alpler kadar iyi bir savaşçı olmayı bilirler. Çok şükür. Obamız için er gibi esaslı durmak bize de nasip olmuştu gençliğimizde. Beyim, sen daha iyi bilirsin. Kayını kadını her devirde erinin gücüne güç katmıştır, biliriz elbet. Lakin kızlarımızı bu yaban ellerde bir başına bırakmak olmaz. Deli Demir, sen Aykız ve Gökçe'yi yanına al. Birlikte yola çıkın. Dua edelim de kızlarıyla yolculuk eden bir babaya muhafızlar insaf etsinler. Olur beyim. Hava iyice kötüleşecek. Bu defa yol bizi zorlayacak Gündoğdum. Endişe etme hat. Hayırlısıyla varırız Halep'e. Bebem için korkarım. Bu gebe halimle soğuklarda nasıl dayanırım? Dayanırsın. Üçümüz de dayanırız evvelallah. Haymanalar varmış mıdır Halep'e? İnşallah varmışlardır. Keşke anamın sözünü dinleyip seni de onlarla yollasaydım. Böylesi daha iyi. Anca beraber kanca beraber. Ben senin yanında olayım, bana hiçbir şey olmaz. Fazla gecikmeden yola koyulalım. Hamza! Al pardon.
Tuğrul'un Halep'te verdiği adres hatırında mıdır Deli Demir? Halep Çarşısı'nda bir sahaf beyim. Sahaf sahibinin ismi de Abdülkadir El Halebi. Ertuğrul'a ondan soracağız. Yolunuz açık olsun. Tez gidip tez gelin inşallah. Fatma Hanım'ımızın mübarek eli sırtınızdan eksilmesin. Amin. İyi haberlere dönün inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Geç kızım. Sakin sular gibi durulmuş görünürsün. Küçük su birikintileri azıcık kuvvetli üfleyen bir adam çıksa dalgalanır, kabarır. Büyük ummanlar söyle midir Alpar bu? Hazar Denizi'ni hatırlamaz mısın? Hazar arada bir durulur ama bir kabardı mı önünde set dayanmaz. Cezir vaktidir diye üzülmemeyiz. Elbet med vakti de gelir, biz de yeniden dalgalanırız. Bir günden bir güne tek kelimenden şek, şüphe duymadım. Lakin bu kadar umutlu oluşunu anlayamam. Neye niyetlensek başaramadık, döndük çadırımıza. Elhak. Doğru dersin Alpargo. Can alalım derken az kalsın canımızdan alıyorduk. Lakin senin beyin daha son kozunu oynamadı. Kara Toygar'dan daha haber gelmemiştir. Belki de Kara Toygar Konya'dan buralara muştulu haberlerle dönecek. Tabii bu muştulu haberler kime düğün oynaması, kime ölüm ağlaması gelir onu bilemem. Odasına gidiyorum. Misafiri çok şükür iştahlanmış da ona yemek götürüyorum. Bunu mu almaya geldin? Hayır. Kellenizi almaya geldim. Adalet mutlaka tecelli eder. Halep'in en şahsiyetli tüccarını ve sarayın muhafızlarını öldüren bir katil mutlaka cezasız kalmayacaktır. Vurduğumuz tuzağa kuş gibi uçtum. Bizde kuş avlanmaz. Yemlenir.
kuş avlayacağım derken burada yem oldunuz. Ertuğrul. Bu adamı bildikleri gerçekleri söylemekten başka suçları olmayan masum şahitleri ve emir hazretlerinin muhafızlarını öldürmekten hapis altına alın. Bu kadar muhafızı görünce sarayın emniyetiyle ilgili şüphe ettim. Sen ne dersin Nasır?